Buraya Koreliler çok geliyormuş. Selam. Şu an sıcaktan beynim eridi. Hala yiyorlar. Sıcaksın arkadaşım, çalışamazsın diyor. Balıklı Gül hikayesi de. Ben bu gece hiç uyumadım. Bunlar benim kıyafetlerime döküldü. Gene ve gene resmen bu Urfa'nın her yerinde dolandırılıyoruz. Türklük bence bu hiç değil. Ben Aylin, hepiniz kanalıma ve yeni videoma ve yeni şehrimize hoş geldiniz. Biz şimdi müze alanını gezdik ama Göbektepe alanına gitmek için şöyle bir sıra bekliyoruz. Servis bekliyoruz. Servis bizi alıp oraya götürecekmiş. Hava bence 45 derece falan. Eriyorum. Servis alanından biliyorsunuz bu Göbektepe, yani bu tepenin olduğu yere gelmek böyle 3-4 dakika kadar falan sürüyor. Çok uzun mesafe değil zaten. Şimdi alanı geliyoruz ama böyle tam turların olduğu zamana denk geldik. Çok fazla tur var. Yani çok fazla kalabalık gruplar var. Nasıl olacak bakalım? Ben hemen farkındaydım. Hemen mazgıya bir taktım. Diğer kazı alan olduğu için şu an buraya gidilmiyor. Bu arada kazılar yazın çok sıcak olduğu zamanlarda yapılmıyormuş. Biraz daha bahar ve kışın günün uzun olduğu zamanlarda daha çok yapılıyormuş. Buradan böyle girip alanı bu şekilde geziyorsunuz. Sonra buradan da böyle hop tekrar geri gidip servise binip şuraya gidiyoruz. Burası eski harran evleri, kümbet evleri diye geçiyor. Bunlar işte böyle en eski evlerden ve şu an gezintiye açık olanlardan. Bu bahçesinde de böyle işte çay içebileceğiniz alanlar yapılmışlar. Bu evler gibi 3 tane böyle gezi alanı var. Hepsi de aynı kişilere aitmiş. Böyle hem bizi gezdirip hem de bilgi veriyorlar şimdi. Arkadaşlar buraya Koreliler çok geliyormuş ve tarihini öğrenemiyormuş kimse Korece bilmediği için. O yüzden buraya tarihi anlatan böyle Korece bir şey yazmışlar. Görünce şok oldum. Gelin odası ve ağanın şahsi odasıymış. Bu arada bu kapıların böyle alçak olmasının sebebi de ağalara selam vermek içinmiş. Hani saygıda kusur etmiyoruz. Kümbet evlerini geziyoruz şimdi. Burada bize yardım ediyorlar ve bize anlatıyorlar. Ben de onu anlattıklarını direkt size aktarmak istiyorum ki daha doğru bir bilgi vermiş olayım. Bulunduğunuz yer Harran Kültür Evi oluyor. Bu tarz evlerin minimum 260, maksimum 400 yıllık tarihi var. Dedelerimiz Arak Kart göçmeni. Buraya 16. yüzyılın sonlarına doğru göç ediyorlar. Ve göç ettikleri zaman tahta ve demir bulunmadığından dolayı Harran Üniversitesi ve Kalesi'nden sürekli tuğla taşlarıyla bu kümbet evlerini yapıyorlar. Her bir kümbet 1500-1600 tuğla taşından oluşuyor. Ve bu taşların harcı var. Horasan harcı, gül yağı saman, pişirilmiş toprak, deve kuşumurtasının sarısından yapılıyor. Gül yağının kullanılmasının sebebi yağmur yağında içeride gül kokusu çıkıyor. Ve taşların harcından deve kuşumurtasının kullanılmasının sebebi, belki Selimiye Camisi'ne gitmişsinizdir. Mimarisinin orada deve kuşumurtasının kabuğunu kullanıyor.
Aynı şekilde Süleymaniye Camisi'nde de kullanılıyor. Ve burada kullanılmasının sebebi hem yapıştırma özelliği bulunuyor ve kimyasal bir koku salgıladığından dolayı içeride akrep, böcek, haşere hiçbir şekilde bulunmuyor. Ve bu tarz evler dünyada 3 yerde bulunuyor. Eşi ve benzeri sadece Türkiye Harran'da, Suriye'de, Halep'te ve İtalya'da. Evler hava sirkülasyonuna göre dizayn ediliyor. Yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Üzerlik, Arapçada Harran. Kur'an-ı Kerim'de ve İncil'de adı geçiyor. Eskiden Hazreti İbrahim'in amcasının baş ağrısında bir avuç alır, ateşe atar, dumanın içine çeker, baş ağrısına ve siniklere karşı iyi geliyor. Yöre halkı tarafından da nazara karşı iyi geldiği inancı mevcut. Harran evlerinin olduğu köye bakar mısınız? Atları da var, ne kadar tatlı. Ooo, biraz pis bir bireysin sen. Selam dere. Selam. Ve biz otelimize geldik. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum ve eridim arkadaşlar. Çok sıcak, inanılmaz. Yani konuşamıyorsun, bir şey yapamıyorsun böyle. Bir de grupla gezmiş. Yani resmen biz aslında, ben buraya ailemle geldim bu arada. Tam bir çekirdek aile. Kardeşlerim, annem ve babamla geldim. Ama insanlar böyle grup olarak geldiği için ve biz sürekli aynı yerlere gittik. Uçak saatlerimiz aynı olduğu için iniyor, herkes kahvaltı yapıyor, oradan çıkıyor. Herkes Göbeklitepe'ye gidiyor, oradan çıkıyor. Herkes Harran'a gidiyor. Herkes, uçakta gördüğüm herkesle bu saate kadar beraberdim. Şu an saat 4. Ve bugün bir tık değil, çok tık bence sıcaktan eridim. Bu kadar sıcak bana fazla. Bilmiyorum, bu çok başka bir sıcak. Beni çok yoruyor yani. Göbektepe'de bu arada hiçbir şey anlatamadım. Çünkü insan dolu. Yani konuşamıyorum. Çok fazla ses var etrafta. O yüzden onu çok fazla yapamadım. Kısacık bir bilgi verecek olursam, Göbeklitepe aslında insanların yerleşik hayata geçmeye başlandığı yer olarak düşünülüyor şu an için. Ve aslında insanların yerleşik hayata geçtikten sonra ibadet inançlarının oluştuğuna inanılıyordu. Ama işte Göbeklitepe'de 11.500 yıllık yani ibadethaneler bulunduğu için insanların inançlarının ilk önce gelişip sonra yerleşik hayata geçtikleri düşünülüyormuş. Doğru anlattım inşallah arkadaşlar. Ben şu an sıcaktan beynim eridi, çok fena. Zaten Göbeklitepe'yi herkes şu an işte bu dizilerdir, filmlerdir bir şekilde bir yerden biliyor yani. Ben de bir Atiye fan olarak açıkça söylüyorum ki oradan sonra daha da bir şey olmuştum yani. Ve gidip görmek beni rahatlattı, mutlu etti. Bir şey söyleyemeyeceğim. Harran evlerine gelirsek de orada çocuklara çok üzüldüm. Yani gerçekten çocuklar böyle yalın ayak, sokaklarda her şeyi biliyorlar. Size her şeyi anlatıyorlar bu arada. Ama bilmiyorum, çok üzüldüm. Yani onları o şekilde görmek beni üzdü. Ama Harran evi tabii ki de mükemmel gözüküyordu. Yani yıllardır olan bir şey orada. Ve çok güzel bir şekilde korunuyor. Tamamen artık böyle turistik olarak dönmüşler. Orası çok belli yani. Tamamen turistlere yönelik olarak çalışıyorlar. Tabii ki biz de burada turist sayılıyoruz bu arada. Şimdi de otelimize geldik. Otelimiz çok güzel değil mi? Direkt Balıklı Gölü ve Urfa Kalesi'ni görüyorum. Aslında sıra gecesine otelde katılmayacaktık. Akşam bir sıra gecesine katılacağız. Ama oteli çok beğendik. Otelin ve terasında güzel bir yerde yapıyorlarmış. Ama ben böyle daha bir han içinde, eski bir yer içinde istiyordum. Ama bizimkilerle konuşunca falan ne söyledik? Hani bari o rezervasyonu iptal edelim, buraya bir rezervasyon yapalım olduk. Akşam da buradayız yani sıra gecesinde. Şimdi çıkıp bir ufak bir şeyler yemek istiyoruz. Çünkü sıra gecesinde çok yiyeceğiz. Aslında ben sıra gecesinde yemeksiz istiyordum. Dışarıda yiyelim istiyordum. Ama hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Hiçbir şey planladığım gibi olmuyor. O yüzden çıkıp ufak bir şey yiyeceğiz ve bir dondurma yemek istiyorum. Çok istiyorum, soğuk bir şey yemek istiyorum. Sonrasında tekrar otele geliriz, bir hazırlanırız, bir kendimize geliriz. Sonrasında sıra gecesinde oluruz. O zaman önceliğimiz yemek. Sonra Balıklı Göl. Size şu otelimin güzelliğini detaylı bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Bayağı iyi değil mi? Burası Urfa Kalesi. Diğer tarafta da Balıklı Gölü görüyor. Vermeyi almam yani. Ayranlar böyle sürahide geliyor arkadaşlar. O zaman sizin yerinize içiyorum. Ver ben içeyim de sen çek. Ben çektim ama ya. Hadi iç hadi. Yorum.
10 üstünden 6 veririm. Okey. Bizi buraya sen getirin, unutma. Kebabı 10 ama. Daha yemeden. Aynen. Bakalım. Ve patlıcanla Urfa kebabımız geldi. Hadi bakalım yiyelim. Ayranımızı da içelim. Afiyet olsun. Benim kardeşim var ya arkadaşlar, hayatınızda görüp görebileceğiniz en konuşkan insan. Herkese kanka oluyor. Sen ne yiyorsun? Yürek. Biz az önce yemek yemedik mi? Siz ne yiyorsunuz şimdi? Sen ne yiyorsun? Bana bir şeyler söyledi ama. Bu yürek yiyormuş. Hala yiyorlar. Şunlara bakın. Menengeç kahvesini Urfa'da böyle üstüne fıstıkla veriyorlar. Şimdi bunu Gümrükhan'da içeceğiz. Ben gerçekten erimek üzereyim ve benim telefon da erimek üzere. Telefon çok hata veriyor. Diyor ki sıcaksın arkadaşım, çalışamazsın diyor. Git önce telefonunu soğut diyor yani. Gerçekten hayatımı şoklu örnek yaşıyorum şu an. Telefonum beni çok şaşırdı. İlk defa böyle bir şey. Bir kere de çok soğuk olduğunu olmuştu ama yani sıcaktan defalarca olduğu hiç olmamıştı. Şimdi Gümrükhan'da menengeç kahvemizi içiyoruz. Biz asla gezmiyoruz, sadece yiyoruz. Benim şu an kardeşlerim 5. porsiyonlarını yedikleri için biz annemle öyle oturuyoruz, kahve falan içiyoruz, böyle takılıyoruz, böyle yürek, ciğer falan böyle şeyler yemiyorum. Asla yemiyorum, onlar öyle şeyler şu an geldi. Bitti mi yemen? Bitti mi yavrum? Bitti mi? Bu ne? Bu ne fıstık koymuşlar? Menengeç kahvesinin üstünde fıstık koymuşlar. Güzel olmuş, beğendim. Halil Usta bizi gerçekten besliyor. Ciğerimizi yedik. Nargilemizi içtik. Şimdi eriğimizi yiyoruz. Mükemmelsin Halil Usta ya. Erik yiyelim. Nasıl oldum arkadaşlar? Ali'ye bakın. Ali. Ay çok güzel. Şalvar mı giyeceğiz? Şalvar mı giyeceğiz? Öyle ya. Ay. Bana hiç yakışmaz değil mi ya? Ben hiç olmadı. Ben de, ay benim makyajım o kadar akmıyor. Bunu o kadar çirkin oldu ki inanamaz. Evet, onu sakın atma. Rüşvetlerimi verin. Az önce hallerinizi atmam istemiyorsanız rüşvetimi alın. Bunu kafasına sarmıştı, çok komik. Paramı vermem için kendime şey. Anıl sen rüşvetimi alayım. O halini atmam istemiyorsan. Yapma zeki. Ah, telefonum var sen. Ben çağırıyorum. Şimdi Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu mağaraya geldik. Bu mağarada büyüdüğü söyleniyor. Kale 2 yıldır aslında restorasyondaydı ama açıldı mı bilmiyorum. Ama zaten çok geç ve şu an kaleye çıkma ihtimali beni birazcık yoruyor ve düşündürüyor. Henüz Balıklı Göl'e bile gidemedim. Şimdi size az önce gezdiğimiz mağara ile ilgili birazcık bilgi vereyim. Bu mağara Halil İbrahim Mağarası olarak geçiyor ve İbrahim Peygamber'in o mağarada doğduğu rivayet ediliyor. Çünkü o sene kainlerin... Ay hiçbir şekilde anlatamıyorum. Bir yerden sesler geliyor. Çıldıracağım. Burası Ayn Zeliha Gölü. O İbrahim'e derin bir sevgiyle bağlandığı için o da aynı şekilde İbrahim gibi yani kendini ateşe atar ve o da su olur. Ve böyle göle dönüşür. Çok güzel bir yer. Burası çok keyifli. Ne? Diyorum şu kilomuz gözükmesin de. Anneme bak, göbeğini saklama peşinde. Balıklı Göl hikayesi de Nemrut Hazreti İbrahim'i yakmak istediğinde buraya bir ateş kuruyor ve ateş suya, odunlar da balığa dönüşüyor. Kısacası bu. Tabii ki de bunun daha detaylı ve uzun araştırmaları yapılabilir. Bu tarafa dönemiyorum çünkü çok güneş var ve babamla Ali var. O yüzden size bu taraftan sesleniyorum. Kardeşiniz mi var, derdiniz var? Burada YouTuber olan, influencer olan ben miyim, onlar mı? Burada oturuşta bekliyorum.
nedir benim bu çilem ya? Nedir yani? Benim bir tane düzgün fotoğrafımı çekmeyi beceremediler. Beni bir çeker misin ya? Çekmiyorum ya, çekmiyorum. Diğer tarafı ne nasıl geçiyoruz ya? Üç kral. Hadi bakalım. Ben gerçekten bittim. Zaten telefonum da bitti. Sürekli sıcaklık uyarısı verip duruyor. Ben de artık hıp deyip uyarı vereceğim yani. Bir de ben bu gece hiç uyumadım. Zaten biliyorsunuz ki Samsun'a İstanbul'a saat 4 gibi uçtum. 6 gibi İstanbul'dan da Şanlıurfa'ya uçtum. Hani o arada uçakta da hiç uyumadığım için böyle bir aptal gibiyim şu an. Ve sıcak tepeme işledi. O yüzden de çok yürüdüm. Bu da önemli bir detay. Yorucu bir gündü, güzel bir gün mü? Tabii güzel bir gündü. En son bir dondurma faciamız oldu. Dondurma yemeğe gidiyorduk ama gidemedik. Böyle yol falan bir karıştı ama neyse şu an otele döndük. Çok az dinleneceğiz. Birazdan da bu tepede sıra gecesi var. Biz otelinkine katılacağız. Sonra oraya katılacağız. Bakalım o nasıl olacak. Bugün size böyle rahat rahat bir şey anlatmaya çalışırken çok zorlandım. Size bir şey anlatmaya çalışırken zaten anlatamadım. Çok zorlandım. Çünkü insanlar aşırı derecede kalabalık ve her yere insan çıkıyor böyle yani ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırıyorum. O yüzden seslerin duyuldu mu, duymadı mı, ne oldu, ne bitti hiç bilmiyorum. Bakacağız. Oo, yeni misafirimiz geldi. Günaydın arkadaşlar, Urfa'nın ikinci gününden tekrardan sizinle beraberiz. Dün yaptığımız sıra gecesi beni çok üzdü. Yani hiç memnun ayrılmadım buradan. O yüzden size bundan sonra tavsiye etmiyorum. Yani siz kendiniz bulun. Yani biz de çünkü otel çalışanının bize tavsiyesiyle başka bir yerdeydik ama onun tavsiyesiyle buraya aldık ama çok pişman oldum. Yok yani ben ettim, siz etmeyin kesinlikle. Öyle yapacak bir şey yok artık. Neyse deyip geçiyoruz. Şimdi biraz kahvaltı yapacağım. Bir ufak atıştırmak istiyorum. Aslında kahvaltı yapmayacaktım çünkü çok yorgundum. Dün de biliyorsunuz ki hiç uyumadığım için hala salak gibiyim. Biraz da uyumak istiyordum. Kahvaltı yapmayacaktım ama yapmam gerekiyor. Çünkü çok sıcak Urfa ve bir şeyler yiyip kendime gelmem gerekiyor yani. Burada bir mozaik müzesi var. Ona gideriz diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Gitmeye de bile direkt Antep'e geçebiliriz. Evet, buradan sonra tekrarımız Antep. Antep'te devam edeceğim. Antep'le Urfa'yı ayrı bir blogla yapacağım zaten. Şimdi gidelim bir kahvaltıya bakalım. Kahvaltı nasılmış bakalım. Kahvaltı bizi mutlu edecek mi? Hadi. Ay. Ay Allah'ım yarabbim ya. Neyse ben hayatıma çare devam ediyorum. Eğer böyle eski otellerde kalmak istiyorsanız bunları göz almanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela bunlar benim kıyafetlerime döküldü biliyor musunuz? Birazcık kalbim kırıldı. Yani böyle bir yer. Hadi bakalım gidelim. Kendi annemle çekeyim. Biz tatlı yedik arkadaşlar ama ben şiştim, anacığım ne yapacağız? Çok güzeldi, yürüyüş yapacağız. Evet, bir kadayıf yedik böyle. Bir lorye, fırın kadayıf ve kadayıf diyordu ona.
Hurma. 3 tel hurma. 3 tane karayolu yedik. Şiştik. Şimdi biraz yürüyüp sonra otogara gideceğiz. Çünkü biz müzeye gitmekten vazgeçtik. Bizim boğazımız da önemli oldu. Biz Antep'e gidip bir an önce yemek yemek istiyoruz. Çünkü aynen. Antep'te de müzemiz var. Antep müzeye kesin gidiyoruz zaten. O yüzden burayı erkek tutuyoruz. Bir daha kere değil mi? Vermiştim. Aynen. Hadi o zaman Antep'te görüşürüz. Aa, Antep'te görüşmeyiz. Şeyde görüşürüz. Kapanışta. Aykut Bey de kahve içmeye geldik arkadaşlar. Dibek kahvesi. Aykut Bey çok ünlüymüş. Ali biliyormuş. Ben hiç bilmiyordum. Biz Dibek kahvesinin sade olanını içtik. Kutusunun güzelliğine bakar mısınız? Böyle satılıyor. Çok tatlı. Şu bütün çerezleri alıp Kore'ye gitsem ne oluyor ya? Olmuyor mu? Allah'ım lütfen ya. Gerçekten hepsini taze taze götürmek istiyorum. Yedik, içtik ve tekrar geldik. Vedalaşma zamanı. Çünkü biz şimdi buradan Antep'e gidiyoruz. Terminale geldik. Duyuyorsun araba var kız. Antep Antep diyor bugün diyor bugün falan diyor. Şimdi terminale geldik. 7 dakika sonra otobüsümüz var. 2 saat kadar yolumuz var. Antep'e gideceğiz. Biz dün araba kiralayıp dün bıraktık. Yani bugün arabayı devam ettirmedik. Keşke devam ettirirsin. Halkete falan gidemedik. Birazcık karıştı orada. Neyse artık olan oldu. Tekrar yine yürüdüğünde de bahane olur yani. Arkadaşlar biz gene resmen bu Urfa'nın her yerinde saçma sapan bir şekilde dolandırılıyoruz gibi hissediyorum. Yani insanlar o kadar böyle iş yapmaya çalışırken o kadar yalan söylüyor ki bizim esnafımız ne zaman bu hale geldi? Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm yani. Esnaflık bu değildir. Esnaflık insanları kandırarak bir şey yapmaya çalışmak değildir. Çürüklük bence bu hiç değildir. Hani her zaman biz misafirperverliğimizle, insanlığımızla övünürüz de bence bu iş böyle değildir. Neyse bir şey söylemek istemiyorum ama yani yazık. Urfa gezimizin böyle ufak ufak bazı yerlerinde çok kalbim kırıldı ve çok üzüldüm. Otelde aynı şeyi yaşadım, sıra gecesinde aynı şeyi yaşadım. Şimdi otobüste aynı şeyi yaşıyorum. Buçuk olarak aldım çünkü buçuk bileti almak istiyoruz ki beklemek istemedik yani. Burada bir sürü şey var ve dedik buçukta kalkıyorum diye buçuk aldık. Meğerse bir arabasıymış. Bizi kandırıyor. Hani saçma ya. Okey benim yarım saat kaybetmemle ben dünyada hiçbir şey kaybetmiyorum ama insanlığa yani bu şekilde yalan söylemenin bir anlamı yok. Bana 12.5 yazdığım bileti internet arabanın herkes bir arabası diye alıyorlar falan. İşte bana diyor ki birazdan kalkacağız beni bekliyor falan. Neyin yalanını yapıyorsun abicim yani? Çocuk mu var senin karşında? Böyle tuhaf tuhaf şeylerle karşılaşmak üzdü. Neyse şimdi inşallah gidebilirsem bir yarım saat bekledikten sonra 2 saat diyor. Bakalım 2 saat mi bunu da göreceğiz. Molası hızlıyor. Bakalım nasıl olacak görüyoruz. 2 saat sonra Antep'te olacağım. Antep'ten tekrardan başlamak istiyorum. Yani o karışıklık olmasın ve farklı farklı şeyler daha rahat olsun. Bu zaten birazcık inşallah uzun olmamıştır. Ben çok konuştum bir vlogda. Olabildiğince kesmeye çalışacağım gene. Ben ara ara üzüldüm ama bunları size çok fazla yansıtmamaya çalıştım ama yani en son dayanamayıp artık söylemek de istedim. Çünkü bilin. Neden bilin yani bilmeyesiniz. Sonuçta gelip her şey mükemmel demenin bir anlamı yok yani. Geldik ve böyle tuhaf tuhaf sorunlar da yaşadık. Neyse olsun. Önemli olan bizim ailecek bir arada olmamız. Sonuçtan bu haftalık benden. Bu kadar da kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.